Filistin, uğruna nice kanların döküldüğü, nice dramların yaşandığı yer. Kutsal kitapların övdüğü, kutsanmış belde. Peygamberler diyarı. Müslümanların ilk kıblegahı Mescid-i Aksa'nın bulunduğu mübarek ülke. Kudüs, Yafa, Hayfa, Gazze, Nablus, Eriha, Akka, Filistin'in önemli şehirlerindendir. Filistin'in yüz ölçümü 28.220 km2'dir. Sürekli katliamlar ve hiç bitmeyen savaş Filistin nüfusunu oldukça etkilemiştir. Filistin halkının nüfusu 7.220.000'dir. Halkın büyük çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. ...1948'e işgal edilmiş olan topraklarda yaşayanların %79'u Yahudi, %21'i Filistinli. 1967'de işgal edilmiş olan Batı yakada ise nüfusun %91'ini Filistinliler, %9'unu Yahudiler oluşturur. Filistinlerin tamamına yakını Arap, az sayıda Çerkez var. İki farklı dil konuşulmakta. Yahudiler İbranice, Filistinliler ise Arapça konuşuyor. Vahye dayanan dinlerin sonuncusu olan İslam da bu topraklara ayrı bir değer vermiş. Kudüs'teki Mescid-i Aksa da Müslümanların ilk kıbleleri olmuştu. Dolayısıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanlar için bu açıdan ayrı bir değer taşır. Kudüs'ün ve Filistin topraklarının İslam açısından taşıdığı değer ve kutsiyet dolayısıyla Medine'de kurulan İslam devletinin kuzeye doğru sınırlarını genişlemesiyle birlikte Müslümanlar Filistin topraklarına yöneldiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Filistin üzerine 633'te iki küçük birlik gönderdi. Bu birlikler önemli başarılar gösterdiler. Daha sonra 634'te İslam orduları Remle yakınlarında Bizans ordusuna karşı zafer kazandılar. Kudüs dışındaki bütün Filistin toprakları fethedildi. Kudüs'ün fethi ise 638'de 2. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde gerçekleşti. Bu fetihten sonra Kudüs ve çevresi 1097'ye kadar sürekli Müslümanların hakimiyetinde kaldı. ...1097'de Haçlı ordularının 40 gün süren şiddetli kuşatmaları sonunda bu kutsal belde Hristiyanların eline geçti. Haçlılar Kudüs'ü işgal ettikten sonra bir hafta süreyle şehirde katliam gerçekleştirdiler. Bu katliamda Müslümanlardan 70 bin kişi şehit edildi. Haçlı işgali yaklaşık 90 yıl sürdü. Bu işgale 1186 yılında Selahaddin Eyyubi son verdi. Haçlıların Kudüs üzerindeki ikinci hakimiyetleri bir ara Mısır hükümdarlığı yapan İsa el-Kamil'in 1243'te Kudüs'ü kendisine ve kardeşine yardımcı olan Bizans imparatoruna hediye etmesiyle gerçekleşti. Ancak bu hediye olayın üzerinden birkaç ay geçmeden Müslümanlar Necmettin el-Eyyubi'nin komutasında Kudüs'ü geri almayı başardılar. Yavuz Sultan Selim'in 1516'da gerçekleştirdiği Mısır seferi sonrasında Kudüs ve Filistin Osmanlı Devleti'ne bağlandı. 1918 İngiliz işgaline kadar da Osmanlı yönetiminde kaldı. İngilizlerin 1918'de Filistin topraklarını işgal etmeleri, zamanın Mekke Şerifi ve bugünkü Ürdün Krallığı'nın kurucusu Şerif Hüseyin'in yardımıyla oldu. Müslümanlar açısından büyük öneme sahip Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa kutsiyeti sebebiyle de önemlidir. Tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre Mescid-i Aksa'yı ilk inşa eden kişi Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Kur'an-ı Kerim'in Sebe suresinin 14. ayeti kerimesinin tefsiriyle ilgili olarak verilen bilgiler de buna delalet etmektedir. Bu ayeti kerimede şöyle buyrulur. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde onun ölümünü bastonunu yiyen ağaç kurdundan başka onlara gösteren olmadı. Böylece o yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler eğer gaybı biliyor olsalardı aşağılayıcı azabın içinde kalmazlardı.
Bu ayetin tefsirinde şu bilgiler verilir. Süleyman aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın inşasında cinlerden de yararlandı. Bu inşaat işinde insanların yapmaya güç yetiremeyecekleri zor işleri cinler yapıyorlardı. Ancak Süleyman aleyhisselam bir gün mihrabında asasına dayanmış halde ibadet ederken öldü. Cinler onun ibadet ettiğini sanarak işlerini yapmaya devam ettiler. Sonuçta Süleyman aleyhisselamın asasını içten güve yedi ve asa kırılınca onun cesedi de yere düştü. Böylece öldüğü anlaşıldı. Mescid-i Aksa'nın fazilet ve ehemmiyeti hakkında ayrıca birçok hadis-i şerif bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Yolculuk ancak şu üç mescitten birini olur. Benim şu mescidime, Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya. Burada kastedilen yolculuk, ibadet kastıyla olan özel yolculuktur. Bu hadis-i şerif dolayısıyla Mescid-i Aksa, harem mescitlerinin üçüncüsü sayılmıştır. Bir hadis-i şerifte bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi Meymune radıyallahu anha, "Ey Resulullah, bize Mescid-i Aksa hakkındaki hükmün ne olduğunu bildir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. "Oraya, yani Mescid-i Aksa'ya gidin ve içinde namaz kılın." Hadisin ravisi dedi ki, o zaman burası Darül Harp'ti, yani Müslüman olmayanların hakimiyeti altındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine daha sonra şöyle devam etti. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin. Ebu Davud. Burada zeytinyağı bir semboldür. Yapılması istenense Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya önem verilmesi, oranın Hz. İbrahim aleyhisselamın Hanif dininin gerçek sahipleri olan müminlerin eline geçmesi için çalışılması ve o kutsal mekanların tevhid dinine uygun kimliğinin korunması amacıyla yapılan çalışmalara herhangi bir şekilde destek olunmasıdır. Bazı tarihi kaynaklarda Kudüs'ün milattan sonra 70 yılında yıkıma uğratıldığı, Beyt-i Makdis'in de bu olayda yıkıldığı ifade edilmektedir. Ancak bu mekan yine bir mabet olarak biliniyor ve Beyt-i Makdis'in kalıntıları da korunuyordu. Şu an Yahudilerin ağlama duvarı, Müslümanlarınsa Burak duvarı olarak adlandırdıkları duvar eski mabedin bir kalıntısıdır. Milattan sonra 638 yılında Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Kudüs fethedildikten sonra Beyt-i Makdis'in yerine Mescid-i Aksa inşa edildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın burayı mabet ittihaz etmesi de o mekanın kutsiyet ve ehemmiyetinden ileri geliyordu. Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletildi. Mescid-i Aksa'nın hemen yakınında bulunan ve bugün Türkiye Müslümanları tarafından Mescid-i Aksa zannedilen 8 köşeli Kubbetüs Sahra adlı mabet de Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirilmiştir. Filistin'de bulunan diğer kutsal mekanda Kudüs, vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir. Bunun başta gelen sebebi ise Yüce Allah'ın insanları doğru yola iletmeleri üzere görevlendirdiği peygamberlerin birçoğunun bu şehirde yaşamış veya en azından hayatlarının bir bölümünü bu şehirde geçirmiş olmalarıdır. Ayrıca bu peygamberlerden bazılarının mabet olarak kullandıkları mekanlar da bu şehirdedir. Kudüs, İslam'da özel bir yere ve kutsiyete sahiptir. Zaten adı da bu yerine ve kutsiyetine işaret eder. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı bağrında barındırması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç mucizesine şahit olması bu üstünlüğünün sebeplerinin başında gelir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur.
kulunu kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir. İsra 17. Burada dikkat edilirse Mescid-i Aksa'dan çevresini mübarek kıldığımız şeklinde söz edilmektedir. Mescid-i Aksa'nın çevresi ise başta Kudüs, sonra diğer Filistin topraklarıdır. Maide suresinin 20 ve 21. ayetlerinde şöyle denmektedir. Musa milletine şöyle demişti. Ey milletim! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Aranızdan peygamberler çıkardı ve sizi krallar yaptı. Alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey milletim! Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin. Yoksa zarar edenlerden olursunuz. Hz. Musa ve kavminin Kızıldeniz'i geçtikten sonra girmekle emrolundukları topraklar Filistin topraklarıdır. Bilindiği üzere Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi ve harem mescitlerin üçüncüsüdür. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa'dan adıyla söz etmekte ve bu mescidin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir. Filistin davasının ümmet açısından önemi bu davanın dayandığı İslami temellere dayanmaktadır. Filistin toprakları İslam'ın kutsal topraklarındandır. İsra suresinin 1. ayetinde bu toprakların kutsal kılındığı açıkça bildirilmektedir. Filistin, İsra ve Miraç toprağıdır. Filistin, peygamberler diyarıdır. Müslümanların ilk kıblesi ve harem mescitlerin üçüncüsü olan Mescid-i Aksa'nın orada olması dolayısıyla bu toprakların işgal altında tutulması, İslam'ın kutsal değerlerinin işgal altında tutulması ve kirletilmesi anlamına gelir ki, kutsal değerleri hakkında duyarlılığı olan bir Müslümanın böyle bir şeyi içine sindirmesi mümkün değildir. Filistin toprakları ve Mescid-i Aksa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir vasiyetidir. Bu konuda çeşitli hadisler bulunmaktadır. Filistin toprakları, Raşid halifelerin ikincisi olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kıyamete kadar gelecek bütün Müslüman nesillere emanetidir. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh, oraları fethettikten sonra mücahitler arasında paylaştırmayıp, kıyamete kadar gelecek Müslüman nesillere vakfetmiştir. Filistin toprakları üzerinde verilen cihat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine mazhar olmuş bir cihattır. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen bir hadisi şerife göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir grup sürekli hak üzere hareket edecek, düşmanlarına üstün geleceklerdir. Allah'ın emri gelinceye kadar onların bu cihatları devam eder. Kendilerine muhalefet edenlerin muhalefetleri onlara bir zarar vermez. Onlar nerededirler ey Resulullah diye soruldu. Beyt-i Makdis'te, Kudüs'te ve Beyt-i Makdis'in Kudüs'ün çevresindeki bölgelerde. Yahudilerin Osmanlı'nın içine bir kurt gibi nüfus etmeleri, İspanya Kraliçesi Isabella'nın Hristiyan Kilisesi ile işbirliği yaparak 31 Mart 1492 tarihinde ülkedeki bütün Yahudilerin 2 Ağustos 1492 tarihine kadar ülkeyi terk etmeleri için ferman çıkarmasıyla başlamıştır. 300 bin kadar İspanya Yahudisi Avrupa'dan sığınma hakkı istedi ama Osmanlı İmparatorluğu'nun dışında sürekli kalmaları için kapı açan olmadı. Sultan II. Beyazıt'ın kendilerine sığınma hakkı tanımasıyla 150 bin kadar İspanya Yahudisi Akdeniz yolu üzerinden, diğerleri de Rusya üzerinden Osmanlı topraklarına geldiler.
Uğradıkları limanlarda soyulan sefaret Yahudileri Osmanlı'ya eli boş gelmelerine rağmen Osmanlı'nın sağladığı imkanlar sayesinde kısa zamanda durumlarını düzelttiler. Endülüs'ü işgal eden İspanyollar Müslümanları toplu katliamlara tabi tutmuştu. Ama Yahudilere dokunmadan sürgün etmeyi tercih etmişti. Zira Yahudilerin fitne çıkarma ve devletleri içten yıkma konusundaki maharetleri onların tarihlerinden biliniyordu. Avrupa kendi topraklarından kovduğu, kovarken üstündeki elbiselerine varıncaya kadar her şeylerini aldığı Yahudilerle Osmanlı Devleti'ne yerleştikten sonra onlarla sıkı bir irtibata geçtiler. Osmanlı'nın çöküş ve yıkılış dönemi incelendiğinde içeride Yahudi dönmelerin kışkırttığı olaylar yaşanırken başta İngiltere olmak üzere muhtelif Avrupa ülkelerinin bu olaylarda sıkı bir irtibat içinde oldukları görülmüştür. Osmanlı Devleti'nin altını oyan İttihat ve Terakki Cemiyeti Jön Türkler bu hareketin beşiği olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çıkarttığı tarihe 31 Mart vakası diye geçen isyandan sonra padişahın tahttan indirilmesine karar veren bu cemiyettir. Padişahın tahttan indirilmesine dair kararı tebliğ eden kişiler arasında Türk yoktur. Padişah bu durum karşısında şu ifadeyi kullanır. Bir Türk padişahına 33 sene bu makamda bulunmuş İslam halifesine hal kararını bildirmek için bir Yahudi, bir Ermeni, bir Arnavut ve bir nankörden başkasını bulamadılar mı? Demiştir. Bu arada İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion da 2. Abdülhamit döneminde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okur. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bünyesinde padişah aleyhinde çalışmalarda bulunur. Yahudiler ve Masonların Sultan II. Abdülhamid'e son derece düşman olmalarının en önemli sebebi Yahudilerin Filistin topraklarına yerleşmelerine engel olmasıdır. II. Abdülhamid, Yahudilerin gizli yollardan gidip o topraklara yerleşmelerini engellemek için de çeşitli tedbirler almıştı. Bu tedbirlerden biri de Filistin topraklarındaki kutsal mekanları ziyaret etmek için oraya giren Yahudilerin pasaportlarının gümrük kapılarında alınması ve dönüşte iade edilmesiydi. Yine Yahudilerin Filistin'de herhangi bir şekilde toprak satın almalarını da yasaklamıştı. Filistin'e yerleşmek için her yolu deneyen Siyonist Yahudiler, 1902 yılında kendileriyle görüşmeyi kabul etmeyen Sultan II. Abdülhamid'e Tahsin Paşa yoluyla oldukça cazip bir teklifte bulundular. Sundukları teklifte şu maddeler bulunuyordu. Yahudiler aşağıda bulunan hususları taahhüt ederler. 1. Osmanlı Devleti'nin 33 milyon İngiliz altınına ulaşan borçlarının tamamını ödemeyi, 2. İmparatorluğu korumak için 120 milyon altın franka mal olacak deniz filosu yaptırmayı, 3. Devletin mali durumunu canlandırmak için 35 milyon altın lira faizsiz borç vermeyi. Bütün bunlar Yahudilerin yılın herhangi bir gününde Filistin'e ziyaret maksadıyla girmelerine müsaade edilmesine ve Yahudilerin Kudüs-ü Şerif'te kendi dinlerine mensup olanların ziyaretleri esnasında içinde kalabilecekleri bir müstemleke kurmalarına izin vermesine karşılıktır. Yahudilerin bu teklifine Sultan II. Abdülhamid'in cevabı şu olmuştur. Tahsin. Onlara de ki, devletin borçları onun için bir ayıp değildir. Çünkü Fransa gibi başka devletlerin de borçları vardır ve borçları onlara zarar vermemektedir. Kudüs-ü Şerif'i İslam'da ilk önce Hazreti Ömer radıyallahu anh fethetmiştir. Burayı Yahudilere satma kara lekesini ve Müslümanların korumam için bana tevdi ettikleri emanete ihanet etme suçunu yüklenemem. Yahudiler mallarını kendilerine saklasınlar. Devlet-i Aliye'nin İslam düşmanlarının mallarıyla yapılan kalelerin arkasına sığınması mümkün değildir. Emret çıksınlar.
bir daha benimle görüşmeye veya buraya girmeye uğraşmasınlar. Siyonist lider Theodor Herz de anılarında Sultan II. Abdülhamid'in kendilerine şu cevabı verdiğini yazmaktadır. Doktor Herz'e bu konuda yeni adımlar atmamasını öğütleyin. Çünkü ben bir karış toprak dahi veremem. Orası benim kendi mülküm değil, milletimin mülküdür. Milletim bu yer için savaşmış ve orayı kanıyla sulamıştır. Yahudiler milyonlarını kendilerine saklasınlar. Bir gün gelir de imparatorluğun parçalanırsa, işte o zaman Yahudiler Filistin'i para ödemeden alabilirler. Fakat ben sağ olduğum müddetçe bedenimin neşterle yarılması, Filistin'in imparatorluğumdan koparılmasından benim için daha kolay bir hadisedir. Bu imkansız bir şeydir. Ben daha sağ iken bedenimizin üzerinde otopsi yapılmasına asla müsaade edemem. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilince yerine Sultan Reşat getirildi. Sultan Reşat, iddiaçıların karşısında genellikle pasif kalmıştır. Dolayısıyla devlet yönetiminin iplerini onlar almış oldular. Onlar da Filistin topraklarına Yahudi göçünü kolaylaştırdılar. İddiaçılar, II. Abdülhamid'in yabancıların Filistin'den arazi almalarını yasaklayan kanunlarını uygulamadan kaldırdılar. Yahudilerin Filistin dahil memleketin her tarafından toprak satın almalarına imkan sağlayan kanunlar çıkardılar. Böylece Yahudiler Filistin topraklarını satın alabilecekler ve yerleşebileceklerdi. Önceleri iddiaçılarla birlikte olan ancak onların Siyonistlerle işbirliği içinde olduklarını yakinen görünce onlara karşı cephe alan Miralay Sadık Bey de Siyonizm tehlikesine şu şekilde dikkat çekiyordu. Bugün Siyonistler nazarında Osmanlı Devleti'nin çökmesi, hiç değilse Kudüs'ün ve Filistin'in bizden kopması istenmektedir. Masonlar da onlarla beraberdir. Buralarda bir Yahudi hükümeti kurmak istiyorlar. Miralay Sadık Bey bu uyarıyı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kongresine sunduğu bir raporda yapmıştı. Fakat iddiaçılar onun raporunu derhal ortadan kaldırmış ve kendisini de istenmeyen adam ilan etmişlerdir. İsmail Hakkı Bey, Şubat 1911'de Meclis-i Mebusan'da yaptığı bir konuşmada Siyonizm tehlikesine dikkat çekmiş ve Siyonistlerle ilişki içinde olan iddiaçıların memleketi Yahudilere sattıklarını dile getirmiştir. Bu gerçeği dile getirenlerden biri de Beyrut Mebusu Rıza Salih Bey'di. Rıza Salih Bey, İsmail Hakkı Bey'in ardından meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada şunları söylemişti. Yahudiler devletlere mahsus bayrak ve aralarında kullanılmak üzere pul çıkardılar ve para bastılar. Para ve bayrak için elimde şu anda vesika yoksa da pul örneğini Şükrü Bey göstermişti. Museviler Filistin'de 1000 kuruş denen tarlayı 50 kuruşa alıyorlar. Birçok araziyi satın alıp koloniler haline getirmektedirler. 200 bin nüfusa yaklaştılar. Bu bölgenin ekonomisi tamamen ellerine geçmiştir. II. Abdülhamid'in tahttan inmesiyle Filistin topraklarına başlayan göç dalgası, Batılı devletlerin ve Osmanlı içindeki hainlerin desteğiyle devam etti. Filistin davası sadece bir toprak meselesi değil, aynı zamanda bir inanç davasıdır. Şunu da unutmamak gerekir ki, bugün Filistin topraklarını işgal altında tutanlar, iman edenlere düşmanlıkta en ileri gidenlerdir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanların içinde iman edenlere düşmanlıkta en katı olanların Yahudilerle müşrikler olduğunu görürsün. Maide 82. Burada dikkat edilirse Yahudiler müşriklerden de önce anılarak onların bu düşmanlıkta müşriklerden daha katı oldukları vurgulanıyor. ...1948'de işgal edilmiş topraklarda yaşayanların %79'u Yahudi, %5'i Hristiyan, %16'sı Müslüman. 1967'de işgal edilmiş olan Doğu Kudüs ve Batı Yaka bölgelerinde ise nüfusun %76'sı Müslüman,
%17,5'i Yahudi, yaklaşık %5,5'i Hristiyan, kalanı da diğer dinlere mensup. Müslümanların geneli Sünni ve Şafii mezhebinde. Orta Doğu bölgesinde bulunan Filistin toprakları güneyden Lübnan, güneydoğudan Suriye, doğudan Ürdün, kuzeyden Kızıldeniz, kuzeybatıdan Mısır, batıdan Akdeniz'le çevrili. En önemli akarsuları Şeria Nehri olarak da adlandırılan Ürdün Nehri ile Yermük Nehri'dir. İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla Ürdün toprakları arasında sınır oluşturan Ürdün Irmağı'nın doğusu Doğu Yaka, batısı Batı Yaka olarak adlandırılır. Her iki yakada tarıma elverişli düzlüklerden oluşmaktadır. Ürdün Irmağı batısı işgal altında, doğusu Ürdün'ün elinde olan Lut Gölü'ne akar. Ölü Deniz olarak da adlandırılan Lut Gölü, tuz ve fosfat bakımından oldukça zengin. Yahudilerde kişi başına düşen milli gelir 11.330 dolardır. Bu miktar Filistinlilerde 1.200 dolar civarındadır. 1948'e işgal edilmiş olan topraklarda yaşayanların %21'i sanayi sektöründe, %3,3'ü tarım alanında, Batı yakada yaşayanların ise %13'ü sanayi sektöründe, %20'si tarım alanında çalışmakta. Nüfusun 5'te 4'ünü Yahudilerin oluşturduğu 1948'de işgal edilmiş topraklarda ortalama 350 kişiye, çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu Batı yakada ise 1500 kişiye bir doktor düşmektedir. Batı yakada 420 civarında ilkokul, 4 yüksek öğretim kurumu mevcut. Filistin birçok peygamberin yaşamış olduğu bir beldedir. Kur'an-ı Kerim'de de bu toprakların kutsal kılındığı ifade edilmektedir. Filistin topraklarının peygamberler diyarı olması, bu toprakların vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılmasını ve kendisine özel bir değer verilmesini sağlamıştır. İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour tarafından 1917'de Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti kurdurulacağı yolunda bir deklarasyon yayınlandı. Çok geçmeden İngilizler Filistin topraklarını işgal ettiler. İngiliz işgali 24 Temmuz 1922 tarihinde bugünkü Birleşmiş Milletler konumunda olan Milletler Cemiyeti tarafından onaylandı ve Filistin toprakları resmen İngilizlerin vesayetine verildi. İngiliz işgalinden sonra Yahudilerin Filistin topraklarına göçü de hızlandı. İşgal yönetimi Yahudilerin bu topraklara yerleşebilmeleri için her türlü imkanı hazırlıyordu. Bunun yanı sıra işgalle birlikte katliamlar, sürgünler ve haksızlıklar da başladı. İngiliz işgalciler bir yandan Müslümanları şehit ederek mülklerini ellerinden alırken, diğer yandan Yahudilerin bu topraklardan mülk edinmelerini ve yerleşmelerini kolaylaştırıyorlardı. Bunun ardından Yahudiler, Birleşmiş Milletler'in kendilerine verdiği toprakların 1/3 oranında daha toprak işgal ederek 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kuruluş deklarasyonunu yayınladılar. İsrail'in kuruluş ve bu kuruluşun 181 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararına dayandırılmasıyla 960 bin Filistinli Arap evsiz, mülteci durumuna sokuldu. İsrail Devleti kuruluşundan itibaren 6 büyük savaş gerçekleştirdi. Bu savaşlar Siyonist Devletin ne kadar saldırgan ve bozguncu olduğunu göstermektedir. Bunların ilki 1948'de İsrail'in kuruluşu ile birlikte patlak veren savaş. İkincisi 1956'da bu ülkenin Fransa ve İngiltere'nin desteğiyle Mısır'a karşı açtığı savaş. Üçüncüsü 1967'de ABD desteğinde Mısır, Suriye ve Ürdün'e karşı gerçekleştirilen savaş. Dördüncüsü 1968'de Ürdün'e saldırı, beşincisi 1973'te İsrail tarafından başlatılan Arap-İsrail Savaşı, altıncısı da 1982 Lübnan işgalidir. Bu ülkenin tek taraflı olarak komşularına karşı saldırılar da eklenince İsrail'in savaşsız bir gününün geçmediği söylenebilir.
Bu savaşların çoğundan galip ayrılan İsrail, ABD ve Batı dünyası, İslam ülkelerindeki işbirlikçi yöneticileri cesaretlendirmiştir. Ama Lübnan örneğinde görüldüğü gibi Müslümanların kararlı direnişleri sonucu geri adım atmak zorunda kalmışlar ve Lübnan topraklarını yıllar sonra terk etmek zorunda kalmışlardır. Filistin halkı da sürekli bir bağımsızlık mücadelesi verdi. Zaman zaman çeşitli kanlı çatışmalar oldu. Ancak en geniş çaplı mücadele 8 Aralık 1987'de Filistin İslami Direniş Hareketi'nin öncülüğünde başlatılan intifadadır. İntifada 7 Aralık 1987'de Filistinli işçileri taşıyan arabaya bir Yahudinin kamyonetiyle çarparak 4 Filistinlinin ölümüne, 9 Filistinlinin de yaralanmasına sebep olması üzerine başladı. Dünya kamuoyunda Filistin Direniş Hareketi'nden bahsedildiğinde Yaser Arafat ismi ilk sıraları almaktadır. ...1987'de Filistinlerin direnişi sokağa döküldü. İntifada, yani direniş hareketinin en sıcak günlerinde Arafat tarihi bir adım attı. 1988'de Filistin devletinin kurulduğunu ilan etti. Ama bir ay sonra İsrail'in güvenlik içinde var olma hakkını tanıdıklarını ve teröre karşı olduğunu ilk defa söyledi. Arafat'ın bu açıklamalarının ardından birkaç saat sonra Amerikan yönetimi Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Orta Doğu sorununun taraflarından biri olarak tanıdığını ilan etti. Körfez Savaşı'nda Kuveyt'i işgal eden Saddam Hüseyin'in yanında yer alınca, petrol zengini Körfez ülkelerinden gelen ekonomik desteği bir anda kaybetti. Savaştan sonra Orta Doğu'da dengeler değişti. Beyaz Saray'ın zoruyla Orta Doğu barışı için görüşmeler başladı. Madrid'de açık açık, Oslo'da gizliden gizliye yürütülen görüşmeler 1993'te sonuç verdi. Washington'da imzalanan anlaşmayla İsrail Başbakanı Isaac Rabin ve Filistin lideri Yaser Arafat Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Yaser Arafat, uluslararası arenada Filistin halkının diplomatik alandaki tek temsilcisi olarak görülmektedir. Fakat Arafat'ın özellikle son yıllardaki tavizleri Filistin halkının zarar görmesine neden oldu. Filistin'deki İslami örgütlerin başında kısa adı Hamas olan Filistin İslami Direniş Hareketi gelmektedir. Bu hareket Müslüman kardeşlerin bir kolu sayılır. Hareketin çekirdeğini de 1948'de Müslüman kardeşlerin kamplarında eğitilen Filistinli gençler oluşturmuşlardır. Ancak adını en çok 1987'de başlayan intifadadan sonra duyulmaya başladı. İntifadanın başından beri öncülüğünü etmiştir. Hareketin en güçlü olduğu bölge Gazze'dir. Filistin'in diğer bölgelerinde de öteki gruplardan daha güçlüdür. Özellikle üniversite öğrencileri arasında etkilidir. Örgütün İzzettin Kassam çeteleri ve Abdullah Azzam çeteleri adını taşıyan iki askeri kolu vardır. Hamas kurduğu özel okullar, yardım kuruluşları, sağlık klinikleri, zekat komiteleri vasıtasıyla da Filistin halkına hizmet etmektedir. Bu hizmetleriyle Filistin halkının geniş çaplı desteğini kazanmıştır. Hamas'tan sonra İslami Cihat Örgütü gelir. Bu örgüt kuruluşunu 1986'da gerçekleştirdi. Bazı küçük İslami grupları bünyesinde topladı. Halk arasında geniş bir taraftar kitlesine sahip olmasa da Seyful İslam çeteleri adında bir askeri kolu vardır. Filistin'de bunların yanı sıra bazı tasavvufi cemaatler de mevcuttur. Ancak bu cemaatler gençler arasında pek etkili değildir. Filistin mücadelesindeki önderlerin başında İzzettin Kassam gelmekte.
Kassam 1880'de Suriye'nin Cebele şehrinde doğdu ve 1896-1906 arasında Mısır'da El-Eser Üniversitesi'nde tahsil gördü. İzzettin El-Kassam 1921'de Filistin'in Hayfa şehrine yerleşti. Burada hem ders vermeye hem de Filistin halkını İslami yönden şuurlandırmak için vaaz ve irşada başladı. Yahudi tehlikesine karşı halkı uyanık olmaya çağırdı. Vaazlarında cihat konusuna ağırlık verdi. İzzettin El-Kassam, sonraki yıllarda fiili olarak cihat için hazırlıklara ve gençleri bu amaçla eğitmeye başladı. 1931'de de onun öncülüğünde cihat hareketi başlatıldı. Filistin'in bağımsızlığı yolunda başarılı bir mücadele veren İzzettin El-Kassam, 1935'te cihat eğitimi için dağa çıktığı bir sırada 500 kişilik bir İngiliz birliği tarafından kuşatılarak şehit edildi. Ahmet Yasin 1937'de Filistin'in Askalan şehrinde doğdu. 1948'de Yahudilerin Filistin'in büyük bir bölümünü işgal etmeleri üzerine ailesiyle birlikte Gazze'ye göç etti. 1952 yazında yüzme esnasında kafasının üstüne düştü ve boyun kemiği kırıldı. Bu yüzden bütün vücudu felç oldu. Liseyi bitirdikten sonra bazı ilim adamlarından özel dersler aldı. Öğrenimini tamamladıktan sonra öğretmen olarak görev aldı. Gazze'deki İslam merkezinin kurmasından sonra iyice tanındı. 1984'te tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonunda İsrail'i yıkarak yerine İslami bir devlet kurmak için çalıştığı gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edildi. Ancak 11 ay sonra Filistinlilerle Yahudiler arasında gerçekleştirilen bir esir değişiminde serbest bırakıldı. Hamas'ın manevi lideri ve intifadının devamında bir motor görevi gördü. Filistin halkının vatanlarını zor da ellerinden alanlar, şimdiye kadar yaptıkları zulüm ve haksızlıkları yeterli görmeyerek Filistinlilerin hak istemelerini terör diye nitelemek suretiyle yeni zulüm uygulamalarına başvuruyorlar. Yani Filistinlilerin zorla ellerinden alınan haklarını geri istemelerini zulmün tabanını genişletmek için gerekçe olarak kullanıyorlar. Ama ne yazık ki uluslararası Siyonizmin hizmetindeki medyanın yoğun propaganda çalışmaları dolayısıyla dünya kamuoyuna bütün bu zulüm ve haksızlıklar terörle mücadele olarak yutturuluyor. Şimdi vicdan sahibi insanlara soruyoruz. Doğum yapmak için hastaneye gitmek isteyen bir kadının bulunduğu mülteci kampının dışına çıkmasına izin vermeyerek ambulansa doğum yapmasına sebep olmaya ve bu yüzden doğurduğu ikizlerin hemen ölmesine yol açmaya hangi mantık ve zihniyete dayanarak terörle mücadele diyebilirsiniz? ...29 günlük bir bebeğin tedavi için hastaneye götürülmesine izin vermeyerek ambulansa ölmesine yol açmanın terörle mücadele olarak nitelenmesine imkan var mıdır? 2 milyona yakın insanı haftalarca abluka altında tutmanın, yüz binlerce insanın işine gitmesine engel olmanın, yakınları hakkındaki şüpheden hareket edilerek onlarca insanın evlerine dinamitlerle yerle bir etmenin vahşetten başka bir adı var mıdır?
Bugün Siyonizmin Kudüs'e sahip çıkması, Kudüs'ün sembolize ettiği tevhid inancı ve bu kutsal şehrin kimliği açısından bir şey değiştirmez. Çünkü Siyonistlerin Kudüs'ü sahiplenmeleri, cahiliye dönemi Araplarının Kabe'yi sahiplenmeleri gibidir. İşin gerçeğinde Siyonizm bir din değil, bir ideolojidir. Dünyanın değişik yörelerine dağılmış durumdaki, yani diasporadaki Yahudileri belli bir yere toplama ideolojisidir. Ancak kendini hitap ettiği kesimlere kabul ettirebilmek için bir takım dini temeller bulma, yani inançları sömürme çabası içine girmiştir. Bu yüzden Kudüs'e ayrı bir önem verir. Bundan dolayıdır ki adını da Kudüs'te bulunan ve kendilerinin Siyon Dağı adını verdikleri dağdan almıştır. Ortodoks Yahudiler, diasporadan vaat edilmiş topraklara dönebilmek için Mehdi'nin çıkmasını beklemek gerektiğini inanırlar. Ancak Siyonizm ideolojisini geliştirenler, Yahudilerin 4000 yıla yakın bir süre beklemelerine rağmen Mehdi'nin çıkmamasını göz önüne alarak bu inancı feshedip yerine Siyonizm ideolojisini yerleştirme çabası içine girmişlerdir. Bu yöndeki çabalarının başarılı olabilmesi için de bir takım dini nasları kendi arzuları doğrultusunda yorumlama veya bazı değişiklikler yapma yoluna gitmişlerdir. Bilindiği üzere dini nasları arzularına göre yorumlamak veya tahrif etmek Yahudilerin binlerce yıldır değişmeyen karakterleridir. Siyonistlerin ideolojik faaliyetleri özellikle reformist Yahudiler üzerinde etkili olmuş ve bu gruptan olan Yahudi din adamları Kudüs'le ilgili bir takım dini temeller oluşturma çabası içine girmişlerdir. Ayrıca Yahudi siyasetçiler de bu yorumlara bir takım siyasi boyutlar kazandırmak suretiyle bütün dünyadaki Yahudileri etkilemeye çalışmışlardır. Siyonist yöneticiler Kudüs meselesine kendi açılarından bir takım dini boyutlar kazandırdıktan sonra artık bu kutsal şehir üzerindeki hakimiyeti Yahudileri bir arada tutmanın temel şartı olarak görmeye başladılar. Çünkü işgal altındaki Filistin topraklarına 5 milyondan fazla Yahudi'yi toplamak kolay olmadı. Yahudiler keyiflerine düşkün olduklarından kendilerini rahat hissetmedikleri yerlere gidebilmeleri veya gitseler bile orada sürekli kalabilmeleri için kendilerini bağlayıcı unsurların olması gerekir. Siyonistlerin Filistin toprakları üzerinde kurdukları hakimiyetlerini sürdürmeleri, oraya topladıkları Yahudileri bir arada tutmalarına bağlıdır. Bunu başarabilmeleri için de dini bir takım naslardan yararlanmanın, gerektiğinde tahrifat yapmanın zorunlu olduğunu düşünüyorlar. İşte Kudüs meselesine bu derece önem vermeleri ve özellikle son zamanlarda Yahudileştirme planlarında Kudüs'e ağırlık vermeleri bu yüzdendir. Bu konuda Siyonist yöneticilerden ve siyasetçilerden bazılarının değerlendirmeleri bu yöndedir. Maariv adlı gazetenin 31 Ekim 1995 tarihli sayısına yazıldığına göre İsrail'in ilk cumhurbaşkanı Ben Gurion şöyle demişti. Kudüs'ün bir karışından bile taviz vermememiz gerekir. Çünkü Kudüs, Yahudi halkın çarpan kalbidir. Siyonist işgalciler Kudüs üzerindeki hakimiyetlerine süreklilik kazandırabilmek için dini naslarında tahrifat yapabilmekte, Kudüs meselesini Yahudileri bir arada tutabilmek için ideolojik bir temel olarak değerlendirebilmektedirler. Oysa Müslümanların Kudüs'e önem vermelerini gerektiren İslami naslar ve dayanaklar herhangi bir yoruma bile ihtiyaç bırakmayacak kadar açık ve nettir. Ama ne yazık ki bugün dünya Müslümanları Kudüs'e sahip çıkma görevini Filistinli Müslümanların sırtlarına yüklemiş görünüyorlar. Kendilerini bu meseleden sorumlu görmek istemiyorlar. Oysa Kudüs davası sadece bir toprak davası değil, ayrıca bir inanç davasıdır. Bu yüzden Kudüs, tarih boyunca İslam ümmetinin aynası olmuştur. Tarihi incelediğimizde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu kutsal beldeyi İslam hakimiyetine kavuşturmasından sonra
buranın Müslümanların aynası konumunda olduğunu, bu kutsal beldenin İslam hakimiyetinde kaldığı dönemlerde Müslümanların yükselişte ve derli toplu, küfür hakimiyetine geçtiği dönemlerde ise dağınık halde olduklarını görürüz. Filistin halkı sadece Siyonist işgalcilere karşı değil, onları orada tutmak ve yayılmacı politikalarının önünü açmak isteyen tüm çağdaş sömürgeci güçlere karşı mücadele etmektedir. Bu durum o halkın mücadelesinin oldukça zor ve çetin bir mücadele olduğunu göstermektedir. İşte bu zor ve çetin mücadelede o halkın yalnız kalmaması, Filistin kalesinin korunması gerekir. Korkunç zulüm ve katliamlara şahitlik eden Filistin, yıllardır sürüp giden bu savaşlara veda edeceği günün özlemi içinde. Yaşanan bunca dramlara rağmen mağrur ve ayakta. Tüm dünya milletlerine çağrımız şu olsun. Yeter artık! Akan kanlar dursun! Acılar dinsin! Filistin halkının yüzü gülsün! Yarınlar barış ve huzur içinde yaşayan insanlığın olsun!